Hoş bulduk. Keyifli abi. Taha Bahadır mı? Bahadır Taha mı? Bahadır Taha. İki isimli. Ben yeni mi öğreniyorum bunu Keyifli abi? Hayır, çoktandır biliyordum da. Genelde hep bir Bahadır diyoruz ya, bir kere de Taha diyeyim dedim yani. Evet, değişik oluyor değil mi? Bu kadar iyi bilmiyorduk. Şimdi herkes öğrenmiş oldu be. Herkes öğrenmiş. Bak burada herkes, bir Ali Can var iki isimli. Ondan sonra Mehmet Mustafa Çılgın. Vay be. İsme bak ya. Mehmet Emin Atıcı. Akmas Yoncu mu, Atıcı mı? Atıcı. Peki. İyi yapmadım. Silahı kullanıyorum. Öyle mi? Oradan kalmış demek ki Atıcı. İyi, başka konularda atmasın da. Silah atsın. Neyse, kulaklarını çıkartmış olalım. Mehmet Emin Hoca'nın. Arkadaşlar, o zaman başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dün 72. ayete kadar işlemiştik. 72. ayette biliyorsunuz, hamdolsun şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği şudur: ey İsrailoğulları, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü o kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır. Onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur. 73'ten devam ediyoruz. Hamdolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse onlardan inkar edenlere mutlaka acı bir azap dokunacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani iki de ne diyordu? Andolsun şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüştür. Neymiş bu Allah Meryem oğlu Mesih'in karşılığı? Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler küfre düşmüştür. Yani üç Allah, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs, tesis, üçleme ifadesiyle hep anlatıyorlardı. Oysa tek bir ilah, ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, bundan tövbe edip değiştirmezlerse kendilerini, onlardan inkar edenlere mutlaka bir azap dokunacaktır. Nerede? Ahiret aleminde. Bu zaten Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenlerin açıklamasını yine Maide suresi 75. ayette açıklıyor. Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Allah Meryem oğlu Mesih değil, Meryem oğlu Mesih İsa'nın adı. İşte Allah Meryem oğlu Mesih dedi mi küfür oluyor, ama Meryem oğlu Mesih dediği zaman bu küfür olmuyor, onu anlatıyor. Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dost doğrudur. İkisi de yemek yerlerdi. Bir bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Yine bir bak onlar ise nasıl da yüz çeviriyorlar. 74'ü okumadık hocam, ama onu okuyayım ben istersen. Öyle geçelim. 73'ü şey yaptık. 74'ü okumadık. Yine de Allah'a tövbe edip bağışlanma istemeyecekler mi? Oysa Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Yani böyle dediklerinden dolayı, küfürde olduklarından dolayı bağışlama istemeyecekler mi? Kendilerini düzeltmeyecekler mi? Mesajını veriyor. 75. ayette de Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Allah Meryem oğlu Mesih değil, Meryem oğlu Mesih. Onun doğru tanımı. Ondan önce de elçiler geldi geçti, gelip geçti. Onun annesi dost doğru, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? Bir bak onlar
nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah doğru olanı açıklıyor, onlar yüz çeviriyor. Yani Hazreti İsa'yı sürekli ilah olarak görüyorlar. Yani hani onu öldürmediler, onu asmadılar, onu katımıza yükselttik ifadesiyle Allah, İsa, Meryem üçlüsüyle böyle bir inanca sahipler. İşte onu katımıza yükselttik anlayışı Hristiyanların söylediğine göre o ölmedi Allah katında. Oysa katımıza yükselttik ifadesinde onu öldürdük, cennetimize koyduk anlamını yüklüyor Kur'an. Ama onlar ne anlıyorlar? Katımıza yükselttik. Allah insanların ölüp de dirilinceye güne kadar Allah'ın sağ tarafında oturacak. Kıyametin sonuna yakın bir zamanda peygamber olarak gelecek. 40 yıl peygamberlik yapacak. 40 gün kadar sürmeyecek anlayışıyla Hristiyanlık dininin ortaya koyduğu veriyi tutup İslam toplumu sanki Allah'ın söylediğiymiş gibi onu Mesih gelecek, Mesih gelecek, Mehdi gelecek, Mehdi gelecek anlayışıyla gündemde tutulmuş durmuş. Oysa Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed arasında, Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa, efendim Şuayb, efendim Adem, Süleyman, Davud arasında hiçbir farklılık yok diyor Allah. Hocam burada ikisi de yemek yerlerdi diyor. Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın yemek yemesi acayip bir şey mi ki Allah bunu bize söylüyor? Yok, şimdi Allah diyorlar. Allah yemek mi yer? Onu anlatıyor Allah. Yani Allah yemez, Allah acıkmaz, Allah susamaz, Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama Meryem'e Allah diyorlar. Meryem'e Allah diyorlarsa onlar da, Allah da onlara bunun doğru... Zaten Meryem'i Allah kendi ruhunu gönderip hamile bıraktıysa Allah'ın hanımı da Allah gibi olur. Oğlu da Allah gibi olur. Yok, Allah'ın ona ruhumuzu gönderdik demiyor mu Allah? Orada ruhumuzu gönderdik diye İsa'ya diyor, Meryem'e demiyor ruhumuzu gönderdik diye. Meryem'e diyor, ona ruhumuzu gönderdik, düzgün bir beşer kılığında göründü. Hayır, dedik, Meryem'e gel. Bir çocuk armağan etmek için buradayım. Meryem'e gelen elçi ruh olan. Yani Meryem değil, onu anlatmak istiyorum. Yani Hazreti İsa, Nisa suresi 171. ayette Allah'ın kelimesi Allah'tan bir ruhtur diyor. Yani bu ne demektir? Allah'ın söylediğini söyler, kesinlikle Allah'ın söylediğinin dışında ne bir davranışta bulunur ne de onun dışında farklı sözler söyleyebilir. O Allah ne söylemişse onu söyler. Olay bu. Bunu anlatıyor. Eyvallah. Yani İsa bir Allah değil, Allah'ın elçisidir. Yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Hazreti Muhammed de öyle. Dolaşır, yer içer. Meryem de yemek yiyor. Evet. Çarşıda pazarda dolaşıyor. Ama kocası olmadan hamile kalıyor. Kocası olmadan hamile kalmıyor işte. Hep öyle anlıyorlar ama öyle değil. O zaman burada ikisi de yemek yerlerdi derken, siz nasıl yiyip içiyorsanız onlar da yiyip içiyor. Sizden bir farkı yok diyor. O zaman Meryem de kocası hamile kalmaması lazım. Aynı, hani inkar edenler diyorlardı ya, sen de bizim gibi bir beşersin diyordu. Yani sen bir melek olmalı değil miydin? Allah'ı getirip konuşturmalı değil miydin? Sözlerine karşılık. Allah da ya Resulüm onlara de ki eğer yeryüzünde siz tatmin bulmuş melekler olsaydınız Allah size meleklerden peygamber gönderdi. Ben de sizin gibi bir beşerim diyor. Yani beşer kelimesini bir insan kelimesiyle eş anlamda kullanmış Kur'an sürekli. Ama beşeri insan yaratılmadan önce yaratılmış ifadesiyle anlatıyorlar. O yanlıştır. Peki size yarara da zarara da güç yetiremeyen Allah'tan baş
başka şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir. De ki, kime diyor onu? Allah'ın Resulüne. Size yararı da, zararı da, zarara da güç getiremeyen Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir. Yani ne biçim davranış bu? Dün onu konuşuyorduk sürekli ya. Yani yeryüzünde en canlıların en kötüsü kafirlerdir ifadesi kullanıyordu. Bu ne demektir? Yani hayvanlar var, bitkiler var, dağlar var, madenler var. Bütün melekler Allah'ın kodlamış olduğu bilgiyle hareket ederler. Ama insan kendisine emanet ve sorumluluk yüklenmiş. O meleklerden daha ön planda olduğundan dolayı halife konumunda. Melekler, bütün melekler Adem'e secde için yaratılmış. Ama insan bu mükemmel yaratılışın şeyini bilmiyor, nimetini anlayamıyorlar. Ondan dolayı hayvanlardan da daha aşağıdır ifadesiyle hayvan kendine kodlanmış olan bilgiyle hareket ettiği halde hayvan konumundan daha aşağı bir konuma düşmek demek de o kendisine yüklenen emanet ve sorumluluğu yerine getirmeme anlamında kullanmıştık bunu. Yani hayvanlar kesinlikle kendine verilen bilgi dışına çıkmaz ama insan kendine yüklenen emanet ve sorumluluğuyla ihanet ediyor, zulmediyor. Nefsine zulmettiğinden dolayı da onu çok aşağıda bir konuma getirdik ifadesiyle anlatıyor. Tabii ki aşağılık konuma düşen insanın kendisi. Allah getirmiyor. Saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun heva, istek ve tutkularına uymayın. De ki ey kitap ehli, yani kitap ehli ne diyor? De ki şu anda zaten Kur'an'da ey kafirler diye bir ifade yok. Ey iman edenler var. Ey peygamber, ey Resulüm ifadesi var, de ki var. Yani Resul aracılığıyla kafir olanlara hitap var. İşte burada de ki ey kitap ehli, haksız yere dininiz konusunda aşırı gitmeyin. Yani burada Allah Hazreti İsa aracılığıyla inanan insanlara, Hazreti Musa aracılığıyla inanan insanlara vahiy ediyor. Ama bunlar kendilerine gelen vahiy bilgileri gereğinin dışına çıkarak, zan ve tahminle Allah adına satarak, gizleyerek din uyduranlara Kur'an kitabı ehli diyordu. Haksız yere dininiz konusunda aşırı gitmeyin. Allah'ın size koyduğu bir değeri değerinin üzerinde veya altında bir yere taşımayın. Kelimeleri yerinden oynatmayın. Ve daha önce sapmış bir çoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun heva ve istediklerine, tutkularına uymayın diye yine de nasihat ediyor Allah'ın Resulü aracılığıyla. Yani burada kitabı elde Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya inanan olduğu halde onlardan yaklaşık Hazreti Musa'dan yaklaşık 1500 700 daha 2000 yıl sonra Hazreti Muhammed geliyor. Hazreti İsa'dan sonra da 700 sene sonra yaklaşık olarak geliyor ve o günden peygamber dönemine kadar gelmiş Yahudi ve Hristiyanları bu konuda uyarıyor.
Onu anlatıyor. Hasan hocam. Buyur Hasan hocam. Burada kitap ehli dediği, mesela bu ehli kitap dediği Muhammed Aleyhisselam üzerinden ehli kitap, yani Yahudi ve Hristiyanlara seslenilmekte. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamberliği döneminde ey kitap ehli diye bir hitap, yani Musa'ya iman etmiş olan insanlara böyle bir ayet-i kerime yoktu değil mi? Yok. Veyahut da Musa'nın önünde gelen peygamberlere iman etmiş olan şahıslara ey kitap ehli olmuş oluyor. Ondan önceki bozulmuş olan kitap. Yok, ondan önce de yani Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan önce gelmiş olan toplumların Hazreti peygamberlere uymayanlar da ehli kitaptı. Yani inandık deyip de sonradan o vahiy orijini dinden sapan, satan, gizleyen insanlar da kitap ehliydi. Şu anda yeni bir kitap gelse ey Yahudiler, ey Hristiyanlar demez. Ey ehli sünnet, ey ehli şia mezhepleri, cemaatleri, tarikatları, bunların hepsini inandım diyen bütün din topluluklarını hepsini beraber içinde barındırdı. Yani burada muhatap olan Hazreti son Nebi Resul'e muhatap olan ehli kitap dediği Yahudi ve Hristiyan, başka yok. Ama ondan önceki peygamberlere inandığını sonradan hep Allah'ın peygamberlerine gelen vahiy orijini din yazılıp bir taraftan ezberlenmediğinden dolayı aradan zaman geçti mi hemen toplumlar kendisine gelen vahiy orijini dinden sapmaya başlıyorlar. İşte o sapmayan, doğru yolda olan insanlar o doğrularla son Nebi Resul'ün getirdiği vahiy bilgiler uyum halinde olduğundan dolayı bazı ağır yüklerini, bazı bilemedikleri yerleri o öğrettiğinden dolayı hemen ona teslim olduk ve bizi şahitler topluluğuna yaz diyorlar. Refik abi bir şey soracağım ama burada ehli kitapta sesleniş var. Arkasından diyor ki dininiz konusunda aşırı gitmeyin. Ve daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun hevalarına uymayın. Yani ehli kitap zaten sapmış, birçoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan sapmış bir topluluk değil miydi zaten? Onlara, bunlara uymayın derken çok güzel. Tebrik ediyorum. Burada onu diyor da yani yine de uyarıyor. İman edenlere uyarmıyor mu? İman ettik diyorlar ama bir bakıyorsun iman edenler hep yoldan sapmışlar. Yani o ehli kitap olsa da onları da uyarıyor. Yine peygamber aracılığıyla kafirleri de uyarıyor. Yani bu uyarma ayrı şey. Onları da, zaten onlar dümdüz yoldan sapmış olan insanlar. Ama sapmayanlar, kulağını tutanlar, dinleyenler kendilerine çeki düzen verebilirler diye böyle bir mesaj veriyor diye düşünüyorum. Hocam, ben bir de şunu anlıyorum burada. Bunlar niye ehli kitap oldu? Kendinden önce yoldan kaymış bir topluluğu kopyaladılar. Onlara inandılar. Allah da burada diyor ki yoldan kaymış bir topluluğun heva isteklerine uymayın. Yani onların içinde bulundukları durumu uyarıyor Allah. Çok ben güzel. Aynen yani. O bulunmuş olduğu toplulukta hep sapıyorlar, doğru yoldan ayrılıyorlar. Sakın ola ki onlar gibi siz de ayrılmayın diye uyarıyor. Kim anlatır, kim dinler? O ayrı mesele. Tevfik abi o zaman şu an Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bir peygamber daha gelmiş olsa ehli kitap olarak direkt olarak biz Müslümanlar girecek bu işin içerisine. Yok, Müslümanlar girmez. Müslümanım diyenler girer. Müslümanı o şekilde algılayın yani. Herkes şimdi. Yani. Müslümanız diyenler. Yani Kur'an'a iman ettik. Yani Hasan abi ehli sünnet böyle Şia'yı kastetti canım. Evet yani o, genelde konuşurken Müslüman olarak yine de kavramları düzgün kullanmak gerek. Doğru yani. Müslüman insanları kim tutuyor?
Yani kitap bir sıfat, kafirlik gibi, müşriklik gibi, o da bir sıfat. Mahşer günü bizimkileri de ehli kitap, kitap ehli diyecekler herhalde. Çünkü onlar... Sizinkiler kim abi? Sizinkiler kim? Kendisine gönderilen peygamber vasıtasıyla aracılıkla iletilen kitabı dışına çıkan, kitabı uymayan, kendi kendine din icat eden herkese ehli kitap diyor. Bizimkilere de aynısını diyecek. İnandım dediği halde. İnandım değil abi. Şunu ayırmak gerekiyor, bak. Bunlar sizinkiler değil Süleyman abi. Yani ne diyor bir ayette? Ümmilerden ve kitap ehlinden eğer senin söylediğine inanır ve uyarsa işte onlar doğru yolu bulmuşlardır. Uymazlarsa onların keyfi bilir diyor. Yani burada kitap ehli dediği zaman Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli dinden sapmış olan insanlar. Biz bize indirilenlere uyarız. Ne demek yani? Allah da diyor ki size indirilene, sizden öncekilere, indirilenlere iman edin, ettik deyin diyor Allah da. Ama Allah'ın dediğini burada inkar ediyorlar. Ve bundan dolayı kafir olanların sözünü taklit ettiler. Hani Bakara suresi 102. ayette diyordu ya, Süleyman'ın mülkünü İnananlar inkar etmedi. Şeytanlar inkar etti diyor. İfadeye bak. Ne demek şeytanlar inkar etti? Yani peygamberliği kim inkar eder? Kafir olanlar. Ama kafir olanlar inkar ettiği halde ehli kitap olanlar da onların sözlerini taklit ettiler ifadesiyle anlatıyor olayı. Olmaz. Yani bu bir sıfat. Vahiy orijini dinle sapanlara kitap ehli demiş, ehli kitap demiş. Heh. Bitti. Eğer kitap yapmışsan sen de kitap ehlisin. Yani. Eyvallah üstadım. Anası nedir diye bekleyecek miyiz? Bak şunu ayırıyor bak. Hayır. Kitap ehli. Ben söylemek istediğimi yanlış algıladınız. Bizimkiler deyince sizinkiler kim dedim ben de. Aslında aynı şey. Ben... o konuda düşün. Yok, onu ya, doğru anladım ben de. Şey, İsmail Hocam, bizimkiler, Kemalistler, sekülerler, sosyalistler, biz de inansın diyor onlar. Değil işte onlar. Tabii, onlar bizimkiler işte. Allah insan hayatına müdahale etmez diyor. Dinden devlet işleri ayrıdır diyorlar. İçki içen kafir olmaz diyorlar. Dolayısıyla bizimkiler bunlar işte yani. Eğer onlar bizimkiler değil abi. İtirazım bizimkiler olsun o zaman bizimkiler olsun. Tamam. O zaman sizinkiler olsun İsmail Hocam. Ben vazgeçtim. Yok. Kemalistler, sekülerler, hurafetçiler sizinkiler olsun. Ben bizimkiler yani biz bak. Bizimkiler var ya uyanıyor. İsmail Hocam. Diğerleri de başkanı işte her türlü sana içerisine girenlerdir. Onları sana verdim sizinkiler. Olsun. Problem değil. Sorun değil. Devam edelim. Bir dakika şunu bir aydınlığa kavuşturalım da. Çünkü bu çok önemli. Bak Kur'an'da hani Bakara suresi 62, Maide suresi 69. ayette diyordu. İman edenlerle Yahudilerden, Hristiyanlardan ifadesi kullanıyor. Burada iman edenler ve Yahudilerden, Hristiyanlar dediği zaman ümmi olanlardan veya müşrik olanlardan iman edip, müşrik olanlar ne yapıyordu? Allah'ın gönderdiği peygamberlere, kitaplara, ahiret alemine inanmıyordu. İman edenler derken onu anlatıyor. Hristiyanlardan, Yahudilerden, kitap ehli dediği zaman da neyi anlatıyor? İnandığını iddia ettiği halde vahiy orijini dinden sapan, satan, gizleyen, zan ve tahminle din uyduranlardan Müslüman olanları kastediyordu. Bunu yakalamak gerekiyor. Evet. İsrailoğullarından inkar edenlere Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir.
Bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir. İsrailoğullarından, hani İsrailoğulları Hazreti Musa'nın peşini takip etti. Belirli bir müddet içerisinde öyle zor durumlara geldiklerinde dediler ki dağı onların üzerine bir gölgelik yaptık. Fakat o inanma, o inanç onları öyle korkuttu ki sanki dağ üzerine göçecek sandılar diyordu. İşte burada İsrailoğullarından inkar edenler, yani Hz. Musa'nın peşine gidip de sonradan vazgeçenler, inkara dönenler, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Yani o inkar edenlere Muhammed diliyle de, Meryem oğlu İsa diliyle de, Davut diliyle de inkar lanet edilmiştir. Bu isyan etmeleri ve hattı aşmaları nedeniyledir. Yani şu anda hani Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu ya ifadesi kullanıyor Allah. Aslında burada Ebu Leheb'in ellerini kurutan Allah değil, insanlar onun elini kurutuyor. Nasıl kurutuyor? Müslümanlar güç ve kuvvet haline geliyor. Ebu Leheb'in o coşmuş insanlara yapmış olduğu zulümlerin hesabını ona soruyorlar. Kendilerine zulüm eden bir konumdan aşağılık bir konuma, yani esir edilmiş bir konuma düşürülüyor. Ve ondan dolayı da ona lanet edilmiş ifadesi kullanıyor. Buradaki ifade de aynı. Hiç değişen bir şey yok. Yapmakta oldukları münker, çirkin işlerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötüydü? Yapmakta oldukları münker, yani çirkin, fahşalardan birbirlerini sakındırmıyorlardı. Oysa her Müslüman iyilik olanları yapıp ve yaptırmak, kötülüklerden sakındırmak ve sakınmakla görevliydi. Ama bunlar bunu yapmıyordu. Yapmakta oldukları şey ne kötüydü? Yani burada gayri Rabbani yolda yürüyenlerin bir inkar etmiş İsrailoğullarının iman edip de sapanların durumunu anlatıyor. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür? Allah onlara gazaplandı ve onlar azapta ebedi kalacaklardır. Hani bir ayette diyordu ya, Müslüman olanlar, anneleri olsa, babaları olsa, kardeşleri olsa, efendim evlatları olsa, en yakınları olsa, hatta kendi aleyhine olsa Allah'ın adaletini, Allah'ın adalet ettiği şekilde yerine getirenlerdir diyordu. İşte bunlar ne yapıyor? Onlardan çoğunun inkara saptıklarını, sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Yani kesinlikle Müslüman olanlar babası olsa da sevmez, anası olsa da sevmez küfür yolunda olanı. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür? Yani bu ne biçim davranıştır? Kötü bir davranıştır. Allah onlara gazaplandı ve onlar azapta ebedi kalacaklardır. Ahiret aleminde, cehennemde ebedi olarak ceza göreceklerdir. Şimdi buradaki 77'den itibaren kitap ehlinin yaptığı aksiyonları Allah bize anlatıyor. Kendinden önce yoldan çıkmış bir topluluğun isteklerine uyduklarını ve Allah'ın da isyan etmelerinin nedeniyle bunlara lanet ettiğini, yapmakta oldukları şeylerde birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yani kötülüklerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. Şimdi
bizim içine yaşadığımız toplumda da laik demokratik yasalara göre alkol üretebilirsin, alkol satabilirsin, alkol içebilirsin. Hatta alkol satışına sınırlama getirsen bile, yani insanlara en azından bir önlem olarak gençlere bulaşmasın diye çıkıyor birileri, ona bile isyan ediyor. Ne diyor? Akşam saat diyor, ondan sonra bir turist gelip içki içmek istediği zaman ben ona diyor no drink mi diyeceğim diyor milletvekili. Bu içki yasağını koyanları diyor sizi Allah'a havale ediyorum diyor. Yani bırakın sakındırmayı, bu yanlışlardan sakındırana bile isyan ediyor adam. Bu sadece böyle değil. Mesela bir ara hatırlayın, bir tartışma vardı. Talebe evlerinde işte iki kız, beş erkek birlikte kalıyorlar. Veya dört erkek, bir kız. Bunların nikahı yok. Bunlar üniversiteye gelmişler. Aynı dairenin içerisinde. Evlilik mevlilik de yok. Bununla ilgili bir yasaklama getirildi. Buna bile isyan etti mevcut siyasi bir parti. İsmini söylemeye gerek yok. Talebelerin hürriyetlerini sen kısıtlayamazsın dedi. Yani şimdi Allah bizim birbirimizi çirkin işlerden sakındırmamızı istiyor. Bu yapmayanları da lanetlediğini bize anlatıyor. Bu ayetlerin buraya konulmasının sebebi bu. Oysa bu çirkin işler yasalar üzerinden emniyet altına alınmış, garanti altına alınmış. Yargı, asker, polis, bürokrasi, bu yasaların bekçisi. İlelebet kıyamete kadar bunu savunuyorlar. Bırakın sakındırmayı, savunuyorlar. İşte bu şeyde, ayetlerde anlatılan kesimlerin, kitlelerin bunlar olduğunu ben buradan görüyorum, anlıyorum. Allah bu ayetleri buraya koyuyor ki, siz böyle yapmayın. Birbirlerini sakındırmak değil, haramların önüne açanları desteklemeyin. Mesela onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün diyor. O zaman bu insanlarla dostluk kurmayın diyor Allah. O insanlara yakın davranmayın. Onlar gibi aynı yola gitmeyin. Tam aksine engellemeye çalışın diyor. Hak yolda gidenlerle birlikte hareket edin diyor. Kur'an bunu söylüyor. Yani bizim hayat bilincimizi, siyasi bilincimizi inşa ediyor Kur'an. Şimdi biz bu ayetleri görmezden gelirsek, ya boş ver. Ne olursa olsun, ben duyarsızım. Kıl beşini, bil işini hikayelerini takip edersek biz Müslüman olamayız. Zaten bir gücümüz, kuvvetimiz yok. Çok fazla bir ilmimiz de yok. Ya en azından Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman edinmemiz lazım. Bunu da yapmıyorsak, Müslümanız diye dolaşmanın bir anlamı yok. Cenneti unutalım. Ama en azından gayret göstermemiz gerekiyor bu ayetlerden sonra. Yani ben şimdi şu ayetleri okuduğum zaman benim sinirlerim bozuluyor. Niye? Ya müminlere diyorsun ki bakın müminlerle birlikte hareket edelim. Ortak olarak haramlara karşı çıkalım, bir şeyler yapalım. Yok, umursamıyor adam. Namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ama gidiyor, nerede dinsiz bir topluluk var? Nerede dinsiz bir kuruluş var? Onları destekliyor. Müminlere yardım etmiyor. Yapmıyor. Sonra peygamber bana şefaat edecek, ben cennete gideceğim diyor. Hatta bırak onları, bir kısmı da geçiyor öbür mahalleye. Sürekli ben Müslümanım diyenlerin hatalarından yararlanarak sürekli Müslümanlara darbe vuruyor. Sürekli. Öbür o ayyaş kafayla içip içip Türkiye laiktir, laik kalacak diye bağıranlara, şapka için adam asanlara, her türlü zulümü bu millete reva görenlere, her türlü fitneyi körükleyenlere, ya kalmadı gidin marketlere koşun diye fitne pompalayanlara tek kelime etmiyor bu. Dolayısıyla ben üzülüyorum bu ayetleri okudukça. Sinirlerim de bozuluyor işin açıkçası.
Ama yapacak bir şey yok. Biz kendimiz bundan ibret almak durumundayız. Efendim buradaki bu 80. ayetteki ifadeyle cin suresindeki insanlar insilerden bazıları cinlere sığınırlardı. Sanki aynı ifade yani değil mi oradaki ifade? Evet. Tabii tabii. İnsanlardan bazıları cinlerden bazıları sığınırlardı. Onlar da onların azgınlıklarını arttırırlardı. Aynen böyle. Çok aynı güzel. Ki, burada da aynı şey. Yani inkara sapanlarla nasıl bir Müslüman dostluğunu artırabilir ki? Ha şunu yapabilir belki. Bir müddet gider onlara hakikati söylemek için. Arkadaş sizin gittiğiniz yol yanlıştır. Bak böyle olmaması gerekiyor. Kendinizi çeki düzen verin diyebilir. Aynı Musa'nın Firavun'a gittiği gibi. Ama bunlar öyle yapmıyor ki. Bunlar güya sözde Müslüman. Cebini kim doldurursa efendim kendine kim menfaat sağlarsa hiçbir problem yok. Adam isterse şeytan olsun. Sorun yok. Bu kişi Müslüman olamaz ki. Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman bilmiyorsa o kişi nasıl Müslüman olacak? Mümkün değil. Ali Can kardeşi tebrik ediyorum. Oradaki ifadeyle buradaki ifadenin aynı olduğunu nasıl tespit etti? Evet. Allah razı olsun. Ali Can güzel bağ kuruyor. Ama Allah bir de ne diyor? Allah onlara gazaplandı ve onlar azapta ebedi kalacaklardır. İşte cinler de. Kafir. Yani inkara sapanlarla dostluklar kuranlar bundan vazgeçmezse ebedi azapta kalacaksın diyor. Değer mi şimdi? Gücün kuvvetin karşısında yamul, menfaatin karşısında yamul, efendim mahalle baskısından dolayı ses çıkarma, bana şöyle derler ses çıkarma. Yamul istediğin kadar yamul. Nereye kadar yamulacaksın? Sonra cehennemde yamultacaklar işte. Yani burada şunu da diyelim isterseniz. Hani mezhep liderleri, meşhep liderleri, tarikat liderleri, değişik liderler. İşte onlardan o liderlere sığınıp sığınanlar da aynı ifadeyle karşı karşıya kalıyor bunlarla. Yani onlar da sapıyor. Onlar da Rabbani yolun dışına çıkıyor. Ve gazaba uğrayacak olanlar da onlardır. Yani bir Samiri var ortada. Samiri'yi destekleyenler var. İşte Samiri'yi destekleyenler de aynen bunlar gibi. 81. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dost edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır. Bak eğer Allah'a, bak burada kaçını sayıyor? Allah'a, peygambere ve ona indirilenlere iman etselerdi. Yani Allah'a, peygambere, kitaplara, meleklere ve ahiret gününe diye de bahsetseydi hepsini saymış olacaktı. Burada üçünü sayıyor. Onları dostlar edinmezlerdi. Çünkü Müslüman için bu olmazdı. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır. Yani Rabbani yoldan sapan insanlardır. Onu anlatıyor. Evet, demek ki Allah'a ve peygambere indirilene iman edenler onları dost edinmezlerdi diyor. Bu ayet yeteri kadar gerçeği söylüyor. Hani bazı arkadaşlar var ya, diyorlar ya, ben sekülerlerle, efendim bilmem nelerle daha iyi anlaşıyorum diye. İşte bu tam bir felaket. Nasıl olur ki sen müminlerle anlaşamadığın yerde onlarla daha iyi anlaşırsın? Allah burada onların iman etmediğini söylüyor. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır. Ne uğruna fasık oluyorlar? Menfaat uğruna. Tutkuları uğruna. Makam uğruna. Makam verilmediği anda hemen herkes başka bir yol çiziyor. Müminlere karşı gerçek kimliğini ortaya çıkartıyor. 82. Andolsun İnsanlar içinde müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun.
Onlardan iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onlardan bir takım papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. Ben size soruyorum burada. Andolsun insanlar içinde müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Niye Yahudi ve müşrik ifadesi kullanıyor burada? Bunun ikisine birden müşrik dese gitse olmaz mıydı? Cevap aslında verebilecek. Öyle hocam. Efendim? Aslında öyle. Yahudiler de müşrik, müşrikler de müşrik. İşte Yahudiler müşrik değil. Müşriklerle Yahudiler arasındaki farkı belirtiyor Allah. Hristiyanlarla Yahudiler ve müşrikler arasındaki farkı da belirtiyor Allah. Onun için ne diyor burada? Andolsun insanlar içinde müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Yahudiler ehli kitap olanlardan, biz bize indirilenlere iman ederiz diyenlerden, ama müşrik olanlar ne peygamberleri, ne Allah'ın kitaplarını, ne meleklerini, ne ahiret alemini kabul eden insanlar. Biz dünya hayatında yaşarız, tekrar ölüp diriltilecek değiliz diyor diyen insanlar. Ama Yahudiler... Ateistler değil mi hocam? Hayır. Ya, yok, müşrik dediği zaman hem ateistler giriyor hem deistler giriyor. Ama Yahudiler dediği zaman kitap ehlinin içinden biri olarak, yani Hazreti Müslümanlara muhatap olan Hazreti Peygamber'in muhatap olduğu ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyan giriyor. Ehli kitap dediği zaman Yahudi ve Hristiyan giriyor. İşte Kur'an bunları ayrı ayrı belirtmek için müşrik kelimesiyle ehli kitap kelimesini ayırmış. İkisinin yolları da bazen farklı olduğu için onlar inandığını iddia ediyor ama müşrik olanlar inanmadıklarını iddia ediyorlar. Olay bu. Bunu anlamak gerekiyor. Onlardan iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri de bulursun. Hristiyan olanlar da ehli kitap. Yani onlar vahiy orijini dinden sapmış olan insanlar. Ama onlardan, bak ne diyor orada, bu onlardan papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. Yani onlar müşrikler gibi, Yahudiler gibi mümin olanlara çok sert davranmıyorlar. Neden? Onların söyledikleriyle kendi inandıkları arasında bir bağlantı kurabilecek şekilde bir bilgileri var. Ve diyor ki o Hristiyan olanlar hakkında. Onu da okuyalım hocam istersen. Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki Rabbimiz inandık, öyleyse bizi şahitlerle birlikte yaz. Bak elçiye indirileni dinlediklerinde, yani çünkü Hazreti İsa'ya indirilenle Hazreti Muhammed'e indirilen arasında bir fark var mıydı? Yoktu. Ama Hazreti İsa'ya indirilenler zaman geçince çok konularda ayrılığa düştüler. Farklılık arz etti. İşte son Nebi, Resul onlara vahiy bilgileri anlattığında hakkı tanıdıklarından dolayı, bak ifadeye bak. Yani bu aynı ifade, bunu okuyalım, onu da okuyalım istersen. Dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görsün. Derler ki Rabbimiz inandık, öyleyse bizi de şahitler topluluğuyla birlikte yaz. Onlarla birlikte bizi gözet ifadesi kullanıyor. Bu ifade aynen bak şey suresinde, Araf suresinin 157. ayetinde onlar ki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. İfadeye bak. Yani bu da neyi gösteriyor? Yahudilerden ve Hristiyanlardan. Yani aslında
Hristiyan ve Yahudi olma onları hiç mutmain etmemiş. Ama Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'dan gelen vahiy orijinli din onların hala beyinlerinde zonkluyor. Müminleri ve orada onlar ki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Buradaki Tevrat ve İncil'de ifadesini kullanırken bildiğimiz ortalıkta dolaşan insanlar eliyle yazılmış Tevrat ve İncil değil, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya gelen vahiy orijini din, hani Bakara suresi 248'den sonra Talut'u anlatıyor. Onlar da peygamberlerden onun üzerinde bir tabut bıraktık ifadesi kullanıyor ya. Yani o peygamberler misyonunun onun üzerinde olduğunu görürsünüz. İşte Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın o anlatmış olduğu vahiy orijini din onların üzerinde görülüyor. İşte onlar o peygamberi dinledikleri zaman diyorlar ki o peygamber onlara maruf olanları helal, münker olanları haram kılıyordu. Bazı şeyleri helal, bazı şeyleri haram kılıyordu ifadesi kullanırken onlar kendi kendilerine haram ettiklerini helal kılıyor. Allah'ın helal ettiğiyle helal kılıyor. Kendi kendilerine helal ettiğini Allah'ın haram ettiğiyle haram ediyor. İşte kim o peygamberi, o nuru izlerse işte kurtuluşta olan onlardır diyor. Yani o Tevrat ve İncil'deki hasletleri Hazreti Hristiyan olmadığı halde yani vahiy orijinli Hazreti İsa'nın anlattıklarını ayakta tutmaya çalışanlar işte Hazreti Muhammed'in getirdiğini dinleyince bizi şahitler topluluğuna yaz, bizi Müslümanlar olarak haşret ifadesiyle anlatıyor. Hocam aynı şuna benziyor. İbrahim Aleyhisselam'a iki elçi geliyor diye onlara da kızartılmış buzağı getiriyordu ya. Bunlar da kızartılmış buzağa gibi aynı hazırlar yani. Çok güzel. Çok güzel. Yani hazır bir vaziyette. Yani bunlar zaten diğerleri gibi inkarcı. Biz bize indirilenlere iman ederiz. Kesinlikle onlara inanmayız demiş olsaydı bunlar. Bunlar bu Allah'ın nimetine sahip olabilirler miydi? Saatimiz geldi. 83'te noktalayalım. Başka eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa buyurun. Hocam ben yarın misafir gelecek. Onu da söyleyeyim de yarın ben katılamayacağım. Siz ister işten, ister sohbet edin, ister dinlenin. Nasıl arzu derseniz. Bakalım arkadaşlar ona göre bir karar versinler inşallah. Hoş geldin. Devam ediyoruz. Hoş geldin. Amca olsun. İşte bildiğin gibi yaşayıp gidiyoruz. Anca biz de işten güçten anca çıkabildik, anca gelebildik. İyi, Allah kolaylık versin. Şükür Allah'a. Hoş geldin. Sizin sezon başlıyor artık herhalde. Şu an başladı. Sezondayız. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun hocam. Ya bu ekonomik krizde nasıl yürütüyorsunuz işleri? Zorlanıyorsunuz değil mi? Çok zorlanıyorsunuzdur. Zorlanıyoruz biraz hocam ya. Yani kolay değil, eskisi gibi değil yani. Kolay değil gerçekten. Allah sabır versin. Evet. Biz de... Görüşmek üzere. Oldu. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.